Günaydın. Oh, ne güzel evime geldim. Nasıl mutluyum anlatamam size. Evimin tadı hiçbir yerde yok. Dünyanın en güzel yerine gitsem benim evim daha güzel. Nasıl? Oh, harika bir seyahatti. Sizinle oturup birazcık çene yapacağız. Ama ben bir çay almak istiyorum şimdi kendime. Ki tam keyifli bir sohbet olsun. Gel Tintin, gel. Ah, Selma çayımızı da koymuş. Harika olmuş. Tamamdır. Tamamdır çayımız. Efendim, çayla sohbet başka bir şey oluyor. Şu çayı da bulamıyorum orada, biliyor musun? Çok çay var tabii. Yani namütenayi değişik çay var ama benim çayımın kokusu başka. Ne yapayım? Hadi gel. Gidelim, rahat rahat oturalım. Güzel bir çay keyfi yapalım. Beraber. Efendim. Benim seyahatim çok güzel geçti. Ama hakikaten çok güzel geçti. Çünkü ben oğlumun büyümüş halinde, ilk seyahatim değil tabii bu ama oğlumun hakikaten bir büyümüş bir halinde beraber yaşadık bir hafta. Nasıl güzeldi size anlatamam. O hiperaktif çocuk gitmiş, yerine bir sakin, değil mi Tintin? Sakin bir abi gelmiş. Evet. Çok sakin bir abi. Onun için çok keyifliydi. Karımız yoktu. Biraz yağmurluydu havamız. Ama önemli değil. Çünkü yağmurun da keyfi başka Allah için. İnsanlar şeye çıkınca, böyle seyahatlere falan çıkınca zannediyorlar ki müthiş şeyler oluyor. Partiler, kıyamet. Benim hayatımda öyle bir şey yok. Ben burada nasıl normal yaşıyorsam, orada da normal hayatıma devam ediyorum. Farkı bir tanesinde oğlum yanımda, bir tanesinde burada oğlumsuz. Canım, nasıldı İsviçre? Anlat bakayım bana. Abin çok mu sevindi biz gittik diye? Bu da çok iyi vakit geçirdi, biliyor musunuz İsviçre'de? Bayılıyor oralara. Ah, size söylemiştim ya. Bir kötü valiz yapmışım. Bir kötü valiz. Ama benim kabahatim yok. Çünkü çok soğuk diye bir haber geldi. Çok soğuk, kar yağdı filan. Ona göre böyle. Yani yaptığım yanlışı size anlatmama imkan yok. Çünkü ben normalde valiz yaparken mümkün olduğu kadar iki renk seçerim. İki renk seçerim ki aksesuarı filan ona göre olsun diye. Ve öyle yaptım. Ama çok kalın eşya almışım. O kadar soğuk da değildi. 15 gün evvel, 15 gün değil, bir hafta. Bir hafta evvel açık valizi tutup yanlış bir valiz yapmaya ne dersiniz? Oluyor işte. Ne yapalım? Çok eskiden çok seyahat ederdim. O zaman şey oluyordu, yani daha elim alışık oluyordu bir şeyi unutmamaya falan. Şimdi o kadar seyahat etmiyorum. Evimde olmayı tercih ettiğim için daha az seyahat ediyorum. Daha az seyahat ettiğim için de her şey gibi pratiğini kaybediyor insan. O pratik böyle pıt 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 yapmacalar biraz yavaşlıyor tabii. Tina, kime sinirleniyorsun sen şimdi? Anlat bakayım bana. Hayır, kime sinirleniyorsun? Çayımız bitti. Ben oturduğum yerde çok fazla oturamam, biliyorsunuz. 2023'te hep oturdum. Bu sefer başka bir şey yapmak istiyorum. Beraber tabii. Ben kendi kendime yapmam böyle şeyleri. Siz ve ben beraberce çok oturmadan bir şeyler yapalım diyorum. Seyahat edebiliriz. Bir yerlere gidebiliriz. Sizin fikirlerinizi bekliyorum. Çünkü benim ailem çok büyük. Ailenin her ferdini dinlediğimi de biliyorsunuz. Çünkü okuyorum. Herkese okuyorum.
Güzel güzel. Hepinizin fikirleri benim için çok önemli. Okuduğum için de beni nasıl motive ediyorsunuz size anlatamam. Siz diyorsunuz ya beni motive ettiniz Sevmemiz Hanım. Hayır, ben sizi ne kadar motive ediyorsam siz de beni öyle motive ediyorsunuz. Bu böyle. İki yol, yol iki tarafa gider. Bir geliş, bir gidiş. Onun için motivasyon iki taraflı. Çayımız bitti. Hadi yürü birazcık hareket edelim. Çok güzelmiş çayımız. Gel Tintin biraz dolaşalım. Senden yapacağımız çok iş var bugün. Biliyorsun değil mi? Oh, yapılacak çok iş var. Hadi bakalım. Aa, bak bunu çok 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 kabiliyetli bir ressam arkadaşım bana bu senenin hediyesi olarak göndermiş. Ne güzel yapmış değil mi? Çok güzel yapmış. Çok. Ellerine sağlık canım arkadaşımın. Hadi bakalım Tintin yürüyelim. Ne yapıyoruz bakalım? O yanlış valizlerin olduğu yere gidiyoruz. Tabii ben gelir gelmez bir de böyle bir problem var. Ben saat kaçta gelirsem geleyim valizler açılmalı. Valizler açılmalı. Her şey yerine konmalı. Ve ancak o zaman ama saat gece 4'te olsa böyle... 5'te olsa böyle banyo yapılmalı, öyle yatağa girilmeli. Böyle. Usuller böyle. Hadi bakalım. Ay Tinacığım. Geldik bu meşhur odamıza. bu odayı da çok dolu bir şeyler oluyor zannediyor insanlar. Çok gülüyorum. Ama olsun. Tabii bu kadar senenin birikimi. Hep söyleyip duruyorum. Sen burada bekle şimdi. Ben arkadaşlarıma şeyi anlatacağım. Ben bunu söylediğim zaman benim arkadaşlarım çok şaşırdılar. Ben valizi yaparken iki renk alırım muhakkak. Yani eğer çok valiz, yazın bu biraz değişebiliyor ama kışın bir yere gittiğim zaman iki rengi seçerim. Ya beyaz gri, ya beyaz siyah, ya siyah bej. İki renge konsantre olup öyle eşya toplarım. Sonunda rezil olduk ama valizlerim çok iyidir. Çünkü her şey doğrudur. Ve ona göre aksesuar alırım. Ona göre ayakkabı alırım. Ayakkabı dediğim ben zaten 2-3 ayakkabıdan fazla götürmem. Bu da o iki renge konsantre olduğum için oluyor herhalde. Tabii küçük ıvır zıvır böyle aksesuarlar problem değil. Onu küçücük bir çantaya koyuyorsunuz. Ama o renk seçmemi bir arkadaşıma söyledim. Çok şaşırdı. Aa sahi mi söylüyorsun dedi. Evet dedim. Çünkü başka türlü yani üçüncü rengi koyduğun zaman ona göre eşya alman lazım. Bu sefer valiz büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor. En olmazsa olmazım beyaz tişörtlerim ve beyaz gömleklerim. Onları da bir gün göstereceğim size. Vallahi göstereceğim. Onları da böyle güzel katlayıp bir şekilde koyuyorum ki hiç buruşmadan çıkıyorlar. Nasıl? Makyaj çantam küçücük. Küçücük. Bak göstereyim onu. Minicik bir makyaj çantam var. Çünkü hep söylüyorum ya ben fazla makyaj yapmıyorum diye. Çantam bu. İçine iki tane. Bak yarısı da dışarıda zaten. Şunlar giriyor. Şu yanak allığım, kirpik şeyim. Bir de parlaklığını alması için bir pudra. Makyaj çantam bu. Koku, ben daha önce de söylemiştim. Koku da birazcık şeyim. Yani değişeyim. Böyle... Aynı kokuyu kullanan insanlar var ya hayat boyu değiştirmem ben filan diyorlar mesela. Hiç tenkit etmiyorum. Herkesin seçimi. Ama ben her gün mooduma göre mesela birkaç kokum vardır. O günkü moodum neyse ona göre bir koku kullanırım. Onun için o günkü mooduma göre bir koku atıyorum yolda. Çünkü bu işte şişeyle şey götürmemek falan. Onun için bir koku atıyorum. Tinacığım kokluyorsun beni biliyorum. Senin saatin geldi. Hadi yürü gidiyoruz. Aa Selma. Ben çocukla çıkıyorum. Bana pırasaları hazırla. Tamam. Gelip yemek pişireceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım Tintin. Gidiyoruz şimdi. Hep beraber.
Hadi bakalım Tintin söylediğimi unutma olur mu? Ne yaparsan yap, aşkla yap. Senden biraz yokuş çıkalım. Bu iyi gelecek bize. Tamam. Hadi bakalım yokuş. Çok kilo almadım. Hayır, çok kilo almadım. Bir kilo aldım ama ben kararlı bir tip olduğum için böyle seyahatlerde hemen bırakıyorum. Rahat rahat yiyorum, içiyorum, ne istiyorsam yapıyorum. Sonra eve gelir gelmez onu dengeliyorum. Mühim değil yani hayat da böyle. Çünkü periz lafı benim hep diyorum ya tüylerimi diken diken yapıyor. Diken diken olmamak için gelince buraya toparlıyorum. Hadi bakalım Tintin. Bak yokuş bile çıkıyorum ben. Ah nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye aldın başını gidiyorsun sen öyle? Ah kedinin güzelliğine bak nasıl koşuyor. Hadi bakalım. Yürüyelim. Bazen yanlış alarm da almış olabiliyoruz. Çünkü sabah ilk çıkardığımda her şeyini yaptı benim ufaklık. Onun için şimdi dalgasını geçiyor. Güzel havayı buldu. Bir eğlenmek, bir eğlenmek değil mi Tintin? Yürü, yürü. Anneni güzel oradan oraya atıyorsun, haklısın. Böyle anneni birazcık yürüt ki annen de eve döndüğünün vazifelerine başlasın. Ev dönüşü vazifeleri. Haydi bakalım. Yokuştan inmek de çok kolay olmuyor yani. Bu yokuş dik bir yokuş çünkü. Ciddi dik bir yokuş. Hay Tintin'cim. Anlatalım arkadaşlarımıza. Dur heyecan yapma. Ay ne oldu? Ne oldu bir tanem? Senin çok enteresan. Orada hiç bu öksürmeyi yapmadı. Galiba burada Tintin'e bir şey alerji yapıyor. Onu tam anlayamıyoruz. Her neyse, diyet benim için hiç konuşulmaması lazım gelen bir kelime. Onun için de böyle seyahatten dönünce hemen kendimi bir dizginlere elime alıyorum. Bu dizginler benim elimden hiç düşmüyor. Bıraktığım da oluyor, yavaşladığım da oluyor, sıktığım da oluyor. Onun için şimdi dönüşte daima sıkılacak. Sıkıldı yani, tamam. Şimdi yılbaşında güzel bir yılbaşı yemeğimi yerim. Hep beraber yaşıyoruz işte burada. Evet. İyi günler diliyorum ben de size. Teşekkür. Bak. Şimdi çocuklar, artık saçıma bir şekil verme zamanı geldi. Esnafımızı kalkındıralım projemiz devam ediyor. Onun için şimdi benim şeyimde, muhitimde çok şeker bir küçük kuaför dükkanı var. O benim çok sevdiğim bir çocuk. Ona geliyorum, güzel saçıma fön yapıyor. İlk günü çok iyi olmuyor tabii. Ama benden artık dayanacaksınız. İkinci günü uykudan kalkınca daha güzel oluyor. Ama bugünlük böyle. Çok teşekkür ederim canım. Sağ olasın, var olasın. Ne güzel bir Türk kahvem koktu misler gibi. Seviyorum arada Türk kahvesini. Bir ara alışıncaya kadar biraz zaman aldı biliyor musunuz çocuklar Türk kahvesini? Çünkü bulamıyordum dışarıda tabii Türk kahvesi o kadar sene. Alışmıştım o böyle başka kahvelere. Ama şimdi çok keyifli. Keyfini çıkartıyorum. Keyfini çıkartıyorum kahvenin. Böyle işte. Yam. Saçıma fön yaptıracağım. Değişik olacağım. Çok değişik olacak ama biraz evvel dediğim gibi ilk yapıldığı gün ben çok sevmiyorum kendimi. Çünkü yapılı saç sevmiyorum. Böyle bir problemim var benim. Herkesin bir problemi var. Benimki de bu. Yapılı saç sevmiyorum. Onun için ilk yapıldığı gün hiç benim için bir manası olmuyor. Üstümüze afiyet. Ama sonra bir yatıyorum, kalkıyorum, dağılıyor ya. O zaman tadına doyum olmuyor.
Valla beni 4-5 gün idare ediyor. 4-5 gün idare ediyor. Hani ama saç yıkama kısmına girmeyelim. Bitli'ye kadar çıktı ismim biliyorsunuz. Ama 4-5 gün güzel, temiz idare ediyor. Çok sokaklarda dolaşmadığım için çok kirlenmiyor herhalde. Zayıflatacağım onu da. Genç adam böyle göbekten olmaz. Bir haftadır akşamları yemeden yatıyorum. Ayıp ama. Vallahi ayıp. Hiç yakışmıyor sana. Nasıl oldu saçım? Böyle ilk günü biraz fazla kıvırcık oluyor ama önemli değil. Çünkü sonra yarın daha iyi olacak. Yarın bu saç oturacak ve daha iyi olacak. Biraz böyle kıvırcık olsun. Mühim değil. Hadi yürüyün. Şimdi şeye gidiyorum. Enginarcıya gidiyorum. Benim gene muhitimde bir enginarcım var. Ona gideceğim. Oradan enginar alacağım. Çünkü çok güzel oluyor o. Onun için siz beraber yürüyelim. Bu arada da yürüme oluyor tabii. Harika bir şey. Havamız da güzel. Onun için enginarcıya doğru yürüyoruz. Ben şimdi yarın akşam için de yapacağım. Sonra biraz da ekstra alacağım eve. Kışın ben enginar seviyorum. Hem sağlıklı hem onu ben güzel de yapıyorum. İnanmayacaksınız ama. Hep bunu söylüyorum. İnanmayacaksınız ama. İnanın. Böyle arada bir yemek yapıyorum ben kendi kendime. Ve çok keyifli oluyor benim için. Güzel bir hobi. Evimdeki şeyim de, arabanın şekerliğine bak. Ne güzel. Neyse. Böyle mahallede yürüye, yürüye gidiyoruz. Ben seviyorum muhitimi. Çok çok şeker insanlar var benim muhitimde. Onları bayılıyorum. Onlarla ahbaplık edeyim. Onların hayatımda olmasından mutluyum. Biliyor musunuz? Sizin de hayatımda olmanızdan çok mutluyum. Onu da söylemeliyim yani. Ah, inşallah ben de sizi mutlu ediyorumdur. Hep istiyorsunuz ya. Hani ne yapıyorsun gün içinde diye. İşte bunları yapıyorum. Güzel değil mi? Siz de benden beraber dolaşıyorsunuz. Önce mahallemizden başlıyoruz. Ondan sonra sizin de bak daha nerelere götüreceğim. Benim böyle sevdiğim yerler var İstanbul'da. Onları beraber gezeceğiz. Tamam mı? Onları hakikaten beraber paylaşmak istiyorum sizinle. Ah bak ne güzel köşede duruyor benim enginarcım. Zannetmeyin ki bir dükkan. O kendi vanını, arabasını koymuş köşeye. Bu senelerdir var burada. O köşede enginarını satıyor. En güzel enginar ondan geliyor. Hadi bakalım. Gidelim bir enginarımızı da alalım. Böyle bir şey olsun. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bana 6 tane taze çok güzel enginar istiyorum. Yok yalnız. Yok mu? Hadi canım. Bunlar? Onlar konserve olarak ama. İyi değil mi? O da kendi yapımı. Ha. Peki ondan alayım o zaman. Bir tane. Ah, peki enginarın zamanı değil mi? Şimdi tam zamanı değil. Öyle mi? Evet. Nedir bunun zamanı? Şimdi bir ay sonra falan başlar. Öyle mi? Çünkü biliyorum ki kışın bunun zamanı da. Çok teşekkürler. İyi günler. Şimdi de manavımıza doğru yola çıkıyoruz. Aa, kırtasiyem var. Evde o size hep söylüyorum ya, ufak tefek böyle hediyelerim var sevdiklerime. Küçücük. Mühim bir şey değil ama hatırlamak. Onlar için birazcık kağıt, kırtasiye eşyası alayım ki rahat rahat paket yapalım beraber evde. Hadi bakalım. Ay ne güzel gidişin ama. Canlarım ayol, onlar da yılbaşı ne anlıyorlarsa yılbaşında. Giyiniyorlar, kuşanıyorlar. Çocuk olmak lazım biliyor musun? Arada işte ben bırakıyorum ya çocuğu arada. Böyle yılbaşında, bayramda. Hiç unutmam o bayramda. Böyle üstünden şeyli, düğmeli ayakkabılarımız vardı. Başımın ucuna koyardım. Ondan
rüyalar görürdüm. Ne kadar güzel günlerdi onlar. Şimdi onlar yaşıyorlar bizim yerimizi. Allah uzun ömürler versin. Hadi bakalım yürüyün yürüyün. Gelin gelin. Kırtasiyeyi alalım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Hani şeker bunlar. Bunlardan alayım bir iki tane. Aa, kutular da var. Kutulardan da istiyorum. Bu kutulardan da almak istiyorum. Papatyalı. Bak tam bana göre bir kutu. Papatya var üstünde. Bir tane daha alayım ondan. Başka. Yılbaşı kağıdı istiyorum ama burada yılbaşı kağıdı yok gibi. Dur bakayım bu neymiş bu? Aa, bu da değil, bunlar pembe. Pembeler var ama kırmızılar yok. Peki, bu ne? Altın mı? Yok. Yok, bu kraftır. Ha, peki. Bu da güzelmiş. Ne güzel bunlar, bayılıyorum. Ne hoş değil mi? Paketlemek için ne varsa aldım. Bunları bir vereyim. Tamam, merci, sağ olun. Paket yapacağım öğleden sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. İyi size de. Bay bay. Günaydın. Evet. Siz hepiniz birbirinize benziyorsunuz çocuklar. Hepinizi karıştırıyorum ben, biliyor musunuz? Buyurun lütfen. Merhabalar. Merhabalar. Ben tatlı portakalınız var mı? Bak, çok güzel portakallara bak. Tamam. Ver bana o 4 tane tatlı portakal lütfen. Abla 4 portakal hazır. Peki. Mandalina mı tatlı mı? Çok güzel yeni geldi. Haydi ondan da bir 10 tane ver bize. Mandalina çok seviyorum. Kışın mandalina. Portakalı şey için alıyorum, enginar için alıyorum. Çünkü çok güzel oluyor. Enginara çok yakışıyor portakal. Ama mandalinayı çok seviyorum. 10 portakal hazır, mandalina hazır. Tamam, bir de bir şey. Aha, kestanemiz güzel mi? Şunları alın. Bayılırım kestaneye. Kestane de güzel, aydından geliyor da. Peki, bir yarım kilo da kestane rica ediyorum. Oh, manavın kokusuna bayılıyorum. Aa, bir de şey alayım ben, üzüm alayım, kırmızı üzümden lütfen. Ama çok büyük olmasın çünkü benden başka kimse yok. O iyiydi. Harika. Hoşça kalın, iyi harika. Seneler. İyi seneler size de, çok iyi günler. Bunu da var. Merci canım, sağ olasın. Bana acı biber reçeli verdi komşum. Çok güzelmiş. Annem yapıyor. Hadi canım, ay ne güzel, ellerine sağlık. Annelerin yaptığı her zaman güzel olur. Arabanı nerede bırakalım? Peki. Çok teşekkür ederim. Çocuklar, halimi görebiliyor musunuz? Bu hale geldim. Şimdi gideyim üstümü değiştireyim. Bir de bu aldıklarımı biraz yerine koyayım. Ki böyle çamur içinde gitmeyeyim. Daha devam ediyoruz. Haberiniz olsun. Çok acıktım. Küçük bir yemek molası. Biliyorsunuz bizde bir laf vardır. Aç oluyor oynamaz. Çünkü yapacağım çok iş var. Yapacağım çok iş var. Küçük bir yemek molası verip devam. Nasıl? Arnavutköy'ün ara sokaklarındayız. Burası benim mahalle. Nasıl? Şimdi el işleri yapılan bir yere gidiyoruz. Oradan ufak tefek hediyeler alacağım. Bir de benim evde bir şeyim var. Onu boyamak istiyorum. Kendim boyamak istiyorum. Çünkü seviyorum öyle el işlerini. Boya alacağım. Resim çerçevelettireceğim. Resimler var elimde. Kaç zamandır gelemiyordum. Onları çerçevelettireceğim. Yok evde. Bakalım.
Ya da ona benzer bir şey. Tam ben olması şart değil. Ben ne vermiştim o zaman size? Şöyle bir hatırlayayım da. Şundan. Aa evet yaptırmıştık onu değil mi? Aa çok güzel oldu o. Bir de güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Ya, evet. Çok, çok güzel oldu. Çok. Ay ellerim buz gibiymiş. Sen de sıcacıksın. Ay olmaz o canım benim. Bir küçük boy alacağım. Çünkü bir iki bir şey. Tamam. Yeni yapılan hani bir böyle hediye, küçük hediye yapmak istediğim şeyler var. Var mı öyle bir şeyler benim alabileceğim? Aa şurada ne güzel bir şey var. Ah ben seni yemez miyim? Oh ne şeker makarnasın aşkım benim çok güzel. Bu melek kanadı, bu da güzel. Güzel bir hediye melek kanadı. Ya çok gülsüzlük mü bilmiyorum. Ay çok tatlı. Bakın arkasında yerleri de var. Tık tık çiçek koyarsınız içine. Ne şeker bunlar. Evet, bizim de duvarımızda var girişte. Çok tatlı. Bir de bunları alayım ben bunları boyarım. Ya, çok boyamız güzel olur. Var mı evde? Alacağım. Ha. Alacağım. Bunlara kesin turuncu, yeşil, mavi, Hollanda sen de. Ha. Yeşil. 26 yılım geçti Hollanda'da. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil alalım. Ben yeşil seviyorum. Merhaba, nasılsınız? Çok aa, çok teşekkürler efendim. O sizin hoşluğunuz. Ay bunları da. Ne güzel bir yer değil mi? Bayılıyorum ben buraya. Burada ben çok böyle bunlardan çok alıp kendi kendime evde de boyuyorum. Pandemi zamanında bayağı iş yaptım dersen. Kendi kendime. Bunu veriyorum. Bu tamam. Da aralara küçük küçük detay. Tamam, oldu. Harika. Çok yeter. Teşekkürler. Sağ ol canım. Çünkü kardeş olma. Bu benim şeylerime benziyor. Crocs'larıma benzemiyor mu? Resmen benim Crocs'larım çalışma şeyi. Bayıldım. Bak ne güzel. Bayılıyorum buraya. Tara tara. Bakar mısın burası dehliz gibi. Merhabalar. Komşularım. Ay bu ne güzel bir arı. Bu senin mi? Aa çok güzel bir arı. Benim olabilir mi? İstediğiniz gibi çerçeve. Ay yaşasın, yaşasın bu arı benim oldu. Çok beğendim. O zaman onu bu tarafa alalım. Evet, o da bu tarafa alalım lütfen. Oldu. Şimdi ben bir böyle bir fikrim var. Zora'nın tarafında çok yeşil var, benim tarafımda yok. O ben yaptırdım ya arkadaşımın şeyleri. Çok güzel oldu. Ama onları değiştireceğim. Çünkü ben evime boya yaptırdım. Onlar biraz ağır kaçtı. Onları değiştirmek istiyorum. Sonra getireceğim. Bugün getirmedim onları. Ama bu tarafa böyle bir yeşiller kullanmak istiyorum. Hangisi daha iyi? Galiba bu küçük bir resim olduğu için daha iyi değil mi o? Bunlar da fena olmaz. Şöyle daha kalın tabii olmadı. Olmadı. Bu ne? Bu olur mu? O güzel olacak gibi değil mi? Evet. Işte, tonaton oldu yani. Uyum sağlar. Monoton. Monoton bir uyum sağladı diyoruz. Peki. Siz bu işi bilen insansınız. Hangisini diyorsunuz? Yani şunu beğenmedim ama yine de bir koyalım hani. Yok, çok ağır oluyor. Bu ne? İkisinden biri diyelim. Bu da bunun daha açı. Aslında böyle gitmesi güzel oldu şey. Hı hı. Bu bizim bulduğumuz yeşillerdi, değil mi? Evet. Hmm.
Enteresan. Bunlar orada çok güzel duruyor. Ay bu değil. O L çerçeve. Hmm. Öyle yapıyoruz. Genelde tuvallere bunlar iyi gider aslında. Hmm. Ama siz sevmediniz. Şu da fena durmadı. Ama fena durmadı evet. Bunun bir derinliği fazla olanı versene şu rengin. Ya bu o kadar deli dolu bir şey ki bunu daha böyle çılgın bir şey yapalım. Burada oynamak çok keyifli. Ben burada oynamaya bayılıyorum. Çünkü böyle bir... Kalınlardan da olabilir. Nedir? Arada böyle delilik yapabiliyor insan. Çok iyi oluyor. Bak şimdi bir şey getiriyorum. Buyurun siz, buyurun. Bakayım ona. Şimdi biraz klasikleştiriyoruz ama fena durmuyor. Evet ama çok klasik oluyor. Evet. Ben onlardan vazgeçtim. Bu daha iyi. Bak bu çok güzel bir renk evet, bunun üstüne. Güzel. Değil mi? Onlar çok şey ciddiye alıyor. Bu ciddiye alınacak bir şey değil. Aa niye bu? Bunu hiç ciddiye almamak lazım. Aa o da güzel ama sanki bu daha şey. Tamam. Böyle. Evet. Bunlarla gidiyor filan. Böyle gayri ciddi bir şey olsun bu. Ne diyorsunuz? Tamam. Bence çok güzel. Tamam. Çünkü duvarım simsiyah. Öyle mi? Evet. Ha, onun için biraz o renkler... Çerçeve güzel durur evet. Siyahla. Evet. Siyahla bu çok daha iyi olacak değil mi? Beraber öyle seçiyoruz. Beraber seçiyoruz. Siyah siyah yapmayalım. Yok. Zemin siyah olacak ya. Zemin siyah ya. Ha. Siyahın üstünde çerçeve gayet evet, güzel duruyor. Çok güzel durur tamam. Bence de. Tamamdır. Budur. Öbürlerini getireceğim, değiştireceğiz. Tabii, olur tabii, mu? Tabii. Onlara da böyle. Çünkü ben siyah yapmayacaktım duvarlarımı. Fakat birden estiler ve geldiler. Bütün evi siyah aslında boyadı. Aslında o da siyahla fena durmaz ama biraz evet, klasikleşti ama mi? Evet ama şey klasik duruyor çok. Evet. Onun ama için... güzeldi. Zıt durmuş. Tabii tabii. Güzel bir ama... Onlar bir tamam. Sakinleşmek istiyorlar bence. 3 tane var zaten onlar. Yok 4 tane var. Onlardan tamam, geçeceğim. Tamam. Zaten 1-2 tane daha var. Onları da getireceğim. Tamam. O zaman bu iş burada bitti. Hepsini biliyoruz değil biliyoruz. Mi? Hepsini ayırt. Tamam. Bunlar de. Bizi alakadar etmiyor. Bu neydi? Ha bu kırmızıydı. Bu onundu. Bu ikisinindi. Harika. Bunlar. Bak hepsi bunun. Siyah duvar olduğu için böyle üstünde evet. Daha güzel duracak. Yani çerçevelenmiş ama sanki çerçevelenmemiş gibi çerçevelenmiş. Bu da bu. Budur. Tamam. Çok teşekkürler. Geldik evimize. Boyalarımızı da aldık, her şeyimizi aldık. Çalışacağız bundan sonra. Benim kızımın da artık sokağa çıkma saati geldi. Şimdi onu alıp biraz bahçede dolaşalım. Ondan sonra da girelim eve, paketlerimizi yapalım, yemeğimizi yapalım. İş çok. Bizde iş bitmez. Hiç bitmez. Tara! Tarara! Geldik evimize geldik. Tara! Saatimiz geldi. Yürüyelim arkadaşlar. Hep beraber. Çişler, kakalar, her şeyler yapılsın. Yürüyelim arkadaşlar. Yürü tin tin. Hoppa. Hadi yap bir tane. Bekliyorum. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Aferin benim güzel kuşuma. Ah bak uzuyor bir de böyle. Ah ne güzel bir şey bu. Tüm böyle uçak gibi gideriz biz değil mi? Oh. Oh Allah'ım ne güzel. Dur tepişme. Tepişmeden böyle oyunlarımız var bizim değil mi kuşum? Hadi bakalım gel. Gel koşalım gel. Koş. Koşalım. Koş. Hey bravo. Çok güzel.
güzel koşuyorsun. Bravo, gel. Gel, 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 gel. Hopa, hopa. Yes, 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 yes. Koş, 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 koş. Bah. Haydi. Din, din, gel. Gel şurada biraz oturalım seninle. Gel. Gel, din, din. Gel. Gel Tintin Akibu. Oh, hadi bakalım oyna birazcık. Sen ben de oturayım birazcık. Ha? Yapabilecek miyiz böyle bir şey? Bir deneyelim mi seninle? Hadi bir deneyelim. Ah, 2023 biraz oturarak geçti. Ama 2024'e çok güzel gireceğiz inşallah. Ah. 2023'te farkında olmadığımız şeylerin listesini yaptım. Daha doğrusu ben biraz farkındayım ama ben bile bu arada bir unutuyor insan, biliyor musunuz? Yani tam ikide bir kendine hatırlatması lazım bazı şeyleri insanın. Bugün yemek yedik. Demin gittik ya, çok güzel bir yemek yedik. Harikaydı. Onun keyfine vardık. Yemek yiyebildik. Kalbimizi güzel tuttuk, güzel şeylere odaklandık, müsbet şeylere odaklandık. Başkaları için iyi dileklerde bulunduk. Çünkü iyi bir şeyler bir insanın ağzından, ruhundan çıktığı zaman daima geri dönüşü iyi oluyor. Ben bunu çok denedim. Bir insana güzel bir şey söylemek ve onun güzel hissetmesini sağlamak, insanın kendinin öyle hissetmesine sebep oluyor. Temiz suyumuz var bugün, hala. Allah'a bin şükürler olsun. Su ne kadar önemli biliyor musunuz hayatımızda? Allah'tan var, Allah'tan böyle bir devirde yaşıyoruz ki böyle bir imkanımız var. Birisinin sizi önemsemesi, sizi sevdiğini, sizi önemsediğini bilmek, farkında olmak ne kadar güzel bir şey. Müthiş. Daha iyi olmak için çabalamak mesela. 2024'de böyle bir gayretimiz olsa, daha iyi bir insan olmaya başlasak, hep öyleyiz belki. Bir kısmımız zaten öyle. Ama hani bunu bilinçli olarak yapsak, daha iyi olmaya çalışsak. Ah, sağlığımız yerinde ve inşallah bu böyle devam etsin. Tabii ki her şeyin bir zamanı, bir sırası var. Onun da çok iyi olmadığı zamanlar olacak ama olsun. Varken kıymetini bilmek çok çok önemli. En önemlisi de bir hayalinin olması insanın ve hayalini daha da gerçekleştirmeye uğraşmak. 2024'te hadi hep beraber hayal kuralım, güzel bir hayalimiz olsun ve onu gerçekleştirelim. Hep beraber, lütfen. Siz de hayallerinizi, eğer sizin için bir mahsuru yoksa bana yazın. Beraber hayal kuralım. Ben de sizin için güzel dileklerimi yollayayım. 2024 harikulade bir sene olacağına şimdiden kendimize ve birbirimize söz verelim. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım, akşam yemeğimize başladık. Güzel zeytinyağımızı koyduk. Ondan sonra soğanımızı koyduk. Onu güzel biraz kavuracağız. İşte kavrulmayacak. Birazcık daha ısıtacağız. Kıymalı pırasaya bayılırım. Bilmem siz de sever misiniz? Ben bayılırım. Bunlar da gene çat çat ediyor. Yiyeceksiniz ki çat çat ediyor. Dur. İşte. Mesela bunu pişiriyorsam bunu yiyorum. Ne pişiriyorsam o öğün onu yiyor.
kıymayı attım içine. Tuzunu koyalım. Şimdi bu böyle papya biberini koydum. Ondan sonra havucunu koydum. Şimdi domatesini koydum. Domates püresini koydum. Benim için bu hakikaten çok güzel bir yemek. Efendim, şimdi pırasaları attım. Şimdi sıcak suyunu koyuyorum. Tamam. Üstüne de bunu koyuyorum. Kapağını da üstüne koyuyorum. Ondan sonra da beşe koyuyorum. Akşam yemeğim hazır. İşte budur. Hadi gelin şey yapalım. Hadi gelin 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 çabuk. Hadi bakalım. Geldik çocuklar. Şimdi asıl meseleye gelelim. Şimdi bu akşam benim çok işim var. Sizi bundan çok meşgul etmeyeceğim ama bu bütün bu gördüklerinizi güzel güzel paketleyeceğim. Yarına bunların hepsi paketlenmiş olacak. Bunu boyayacağım mesela çocuklar. Bunu boyayacağım. Nasıl bu küçük bir Hollanda terliği ama ben bunu boyayacağım. Kendi el boyama. Bak boyalarımı da aldım oraya. Fırçalarımı da aldım. Bunlar bebeklerin. Çok işimiz var dedim ya size. Çok işimiz var. Daha bitmedi. Yarın da var. Yarın da bakacağız bakalım yılbaşına. Üç arkadaş nasıl gireceğiz? Oyunlar aldım. Hepimiz oynayalım diye. Tombalalar, tabular, legolar. Böyle bir şeyler işte. Çocuklar bunu niye aldım biliyor musunuz? Bunu boyayacağım. Ben kendim elimle boyayacağım. Çok güzel bir yeşil aldım. İçine bu deliklerini de sarı altından boyayacağım. Onun için aldım. Ve bunu sizlerden birine hediye göndereceğim. Kimin olduğunu ben de bilmiyorum. Bakacağız. Bakın bu dore ile ben onların içini boyadım. Şimdi bir iki yer daha var. Onlara ilave edeceğim. Onun için bu doreyi aldım. Bir de size göndereceğim. Dedim ya bir terlik boyayacağım diye. Bir de onun içini boyamak için aldım. Bayılıyorum böyle kendi işimi kendim yapmaya. Çocuklar 2023'ün son videosu bu. İnşallah 2024 harika olsun hepimiz için. Çok iyi seneler diliyorum hepinize. Sevgiyle kucaklıyorum. Mua!